Çok büyük bir fırsat. Ne olur bize de dua edin. Ne olur bize de dua edin. Hocam ben ibadet taat yapamıyorum. Bilmem ne yapamıyorum. Ne yapamıyorsun? Çocuk emziriyorum. Oruç tutamıyorum. Allah müsaade etmiş. Sonradan kaza edeceksin. Ama ben teravih de gitmek istiyorum. Hadi oruç tutuyorum. Çocuğum 5 aylık, 6 aylık, o 1 yıllık. İdare ediyorum falan ama teravihe gidemiyorum. Camiye gidemiyorum. Abla, o çocuğa bakmak ibadet. Evinin bir köşesinde namaz kılman, Kabe'de namaz kılmak gibi. İnanın bak bunları yetişmiyor. Bak konu niye hızlı konuşuyorsun diye. Anneciğim de öyle söylüyor. Oğlum bu biraz yavaş konuş diyor ya. Ama anneciğim bak kardeşim yetişmiyor konular. O kadar duymamız gereken, bilmemiz gereken güzellik var ki. Yetişmiyor bu sahur vakti ya. Bak şimdi herkes sorduğunda. Bak çocuğunun aldığı nefeslerle beraber şu masum hürmetine ya Rabbi beni de affeyle de vallahi billahi çok güzel bir dua edersin. Vallahi billahi. Şu masum hürmetine dediğinde Allah Teala ya söylemeyeyim bak şimdi bak. Samet bende misin? Abdülsamet kardeşim. Bak şu alttan yazıyı alsana. Hay Allah razı olsun. Erkekler şöyle durur namaza. Değil mi? Hanımlar böyle durur. Bunun sebebi yani şöyle değil mi? Çok pratiğim yok takdir edersiniz. O yüzden elleri tam kavuşturamıyorum. Bir de mikrofonlar var. Hani böyle kılmadığım için. Hanımlar böyle durur. Bunun sebebi hani şey derler işte yani bu göğüs kısmını da kapatsın diye. Benim hocam derdi ki sağlam fakih de ha. Hanım derdi bu bölgesinde rahim vardır. Rahim. Ada bak at. Dikkat ettin mi buna sen? Ana rahmi. Rahim. Rahim neydi? Rahim Allah'ın isimlerindendir. Rahim, rahmet tecellisinin olduğu mahalli bu kadının. Kadın mübarek bir varlık. Rahim burada olduğu için kadın namaz kılarken rahmin sahibiymiş gibi durmamak için elini burada bağlamaz. Böyle bağlar diyor. Allah Allah. Ya Rabbi, şu anda ben seyircilerimle beraber sana hamd ediyorum. Hatam var. Kabahatim çok. Günahım çok. Yapmadığım birçok ibadet var. Eksiğim, gediğim çok. Ama ya Rabbi, beni bu şekilde şu muazzam dininin mensubu olarak bu dünyaya getirdiğin için sana sonsuz hamdü sena olsun. Elhamdülillah ya. Elhamdülillah ya. Ben çocuğu masum kabul edeceğim. Anne aziz olacak. Benim anne dediğim insan, o hanımlar bile rahim buradadır diye elini böyle, bu şekilde tutacak. Ya sen ne muazzam bir Allah'sın. Ne muhteşem bir varlıksın ya Rabbi ya. Ne güzel bir din ya bizim dinimiz. Çocuk böyle nefes alıp verdikçe, annesinden süt emdikçe ne oluyor zannediyorsun? Annenin de günahı diyor. Hadisi kutsi. Süt emen yavrular olmasa, beli bükük ihtiyarlar olmasa başınıza taş yağdırırdım diyor Hazreti Allah. Şu çocuklar ne büyük, ne muazzam bir şey. Anne babanın çocuk üzerinde hakkı çok. Anlat anlat bitiremeyiz. Hatta birisi geliyor Cafer'i Hasan-ül Basri Hazretlerine. Hasan-ül Basri kim? Abi öğren. Hasan-ül Basri acayip bir zat. Hani ashab devri var. Peygamber Efendimiz'i görenler var ya. Efendimiz hem kendi devrine dikkatli dinle bak bu çok önemli bir bilgi. Aramızda kalsın. Ashab-ı kiram Resulullah'ı gören nesil. Sonra gelen nesil. Sonra gelen nesil. Efendimiz üçünü de zikrediyor. En hayırlı nesil beni görenlerdir. Sümme yelihi. Sonra ondan sonra gelen nesildir. Sümme yelihi, sonra ondan sonra gelen nesildir. Ashab-ı kiram devrinden sonraki devre, tabi'in devri deniyor. Tabi'inin bunları kaç kişi olduğunu kabul et. 200 bin kişi kabul et. İlk beşte olan kişilerden biri Hasan-ül Basri. İlk beşte. Yani şey gibi, ashab devrinde nasıl Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin diyorsun. Aşere-i Mübeşşere diyorsun. İlk 10-20. Efendimiz sayıyor çünkü bunları.
tabi'in devrinde de ilk beşe giren zatlardan biri Hasanül Basri. Hasanül Basri'ye geliyor bir zat, diyor ki, ya şeyh diyor, seni gördüm Kabe'de, ne mutlu oldum, duanı beklerim. Bir de diyor bir şeyim var, anne baba hakkı biliyorsun çok. Kur'an'da da işaret ediyor, anne baba hakkını almak. Ben diyor, size bir şey soracağım. Falanca bölgedeyiz. Şam'dan mı gelmişler, Yemen'den mi gelmişler? Şimdi yalan konuşmayayım, hatırlamıyorum. Ama şöyle bir 3-4 haftalık mesafe gibi düşün. Mekke'ye gelmişler. Ben diyor, annem diyor çocuk gibi oldu. Eridi bitti. Onu diyor sırtımı aldım, çok hac etmek istiyordu. Sırtımda taşıya 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 taşıya, kah binekle kah binekle, hep sırtımda. Kabe'ye getirdim diyor. Tavaf ettirdim. Say yaptırdım. Arafat'a götürdüm. Hacı oldu diyor anne. Ya şey, artık hani bazen aklı gidiyor geliyor falan da, annemin hakkını ödemişimdir değil mi diyor. Hasan-ı Basri ne diyor biliyor musunuz? Sen diyor annenin karnındayken tekmeliyorsun ya diyor. Böyle masum halinde bile. Tekmelediğinde o kadının bir sancısı oluyor ya diyor. O attığın bir tekmenin hakkını belki ödemişsindir diyor. Kardeşim, anneyi bu şekilde büyütmek seni küçültmez. Seni toplumunu yüceltir. Bak dikkat et kadın programlarına. Ne annelik kaldı ne babaannelik. Ne gelinlik kaldı ne kaynanalık. Rezalet. Sen bunu spontane mi gelişiyor zannediyorsun? Ben aile teşkilatı milli duyguları olmasın ancak bu ürünü böyle satarım diyen bir kafaya sahip olsaydım ilk önce aileyi yıkardım ki rahat pazarlayayım diğer şeyleri. Aile separatördür. Her yerde böyledir. Bu çok mühim. Saygı. Ne yemekte saygı, ne oturmakta saygı. Anne dediğin kişiye bak, çocuğunu bırakmış anne. Allah belasını versin. Öteki diyor, o cezasını versin. O ona küfrediyor. Sen de böyle çekirdek çittirek. Allah ne kadar kötü değil mi? Tüt ediyorsun. Farkında değilsin. Zehir giriyor, zehir. Covid bulaşmasın diye 1,5 metre mesafe alıyorsun mikroba da. Senin sülaleni kurutacak şu mikroba karşı hiç mesafe koymuyorsun. Farkında değil misin? Evine kadar sokuyorsun. Ben hatırlıyorum bir kere bizim komşularda bir kavga çıkmıştı. Ses yükseldi. Hemen bize anne, çabuk dedi salona geçin. Ne oluyor falan. Çabuk salona geçin. Dinlenmez dedi. Ayıp. Allah senden razı olsun be anne. Vallahi ne kadar önemliymiş be. Ha ne diyorlar. Böyle yok. Şimdi böyle bakıyor millet. Nasıl burada? Aa Allah be. Ay bak. Ne ama ne oluyor bu arada? Sen gidiyorsun gürültüye. Hocam bunları konuşma. Ne konuşayım? Ne konuşayım? Mühim. Hoca bu mevzular için hoca lazım. Diğerlerini kitaptan okursun zaten. Şimdi gel çocuğa. Anne babanın hakkı ödenmez. Ama çocuğun da anne baba üzerinde hakkı vardır. Bak mesela. Çocuk eğitimi ne zaman başlar? 4 yaşındayken, 5 yaşındayken niye çocuklara din dersi öğretiyorsunuz? Fizik öğretsenize, matematik öğretsenize. Hala eski çağlarda. Allah sana akıl fikir, en önce de iman nasip eylesin. Kardeşim, matematik, fizik adamı iyi insan yapmaz. Allah korkusu yapar. Haram konuşmayacak, haram yemeyecek, başkasının ırzına bakmayacak, çalmayacak. Allah var diyecek. Bunu ne zaman öğreteceksin? Üniversite sonunda mı? Ne zaman öğreteceğim bunu? Ali'yi de mi görmedin? Hazreti Ali'yi 6'ya 7 yaşındayken ben sana yeterim ya Resulallah diyen aslanı da mı görmedin? Fizik, kimya öğretin çocuğa. Böyle şeyler öğretmeyin. Sübyan Mektebi'nde ne yapıyorlar bunlar? Allah Allah. Bak görüyor musun? Fizik, kimya öğrendikten sonra artık anneme bambaşka bir gözle bakıyorum. Vatanımı seviyorum diyen bir adam gördün mü? Fizik, matematik, kimya zaten lazım. Fizikle bir adam, bugün fizik, kimya, matematik, bilmem ne, biyoloji okuyanlar şu anda napalm bombaları atmıyorlar mı? Biyolojik silahlar atmıyorlar mı? Allah korkusu olmadıktan sonra bunlar olmaz ki. Anneye saygıyı, babaya saygıyı. Ben arkadaşımla alay edersem Allah bana sorar.
Bu duyguyu nereden alacak? Bu duyguyu nereden alacak? 5 yaşında matematik öğrendiğinde arkadaşının kara kökünü mü alacak? Ne yapacak?